Herkese selam. Bugün karşımızda MSI'ın Interceptor DS-300 Gaming Mouse'u incelenmek için bizi bekliyor. MSI'ın oyuncu ekipmanları konusunda çok büyük ataklar yaptığı bir sene oldu 2018. Bu mouse da oyuncu ekipmanları arasında olan yerini almış ve hem tasarım hem de teknik özellikleriyle ben de buradayım diyen bir mouse olmuş adeta. O halde biz de önce kutu tasarımını gösterelim ve daha sonra kutu açılışıyla birlikte DS-300'ü tüm detaylarıyla inceleyelim. Kutu bildiğiniz gibi her incelememizde öncelik konusu. Mutlaka kutuyu etraflıca gösteririz. Öyle incelemesini yaparız. Geleneği bozmadan kutu meraklarının merakını giderelim ve kutuyu gösterelim. Aynı zamanda daha önce incelemesini yaptığımız Thunderstorm Aluminium Gaming Mousepad'i de videoda göstermek istedim. Bu mousepad'i merak edenler için incelemesinin linkini videonun açıklama kısmında vereceğim. Oradan isteyenler mousepad'in incelemesini izleyebilirler. DS-300'ün kutusu benim çok hoşuma gitti. Altında hemen dene beni yazan kısımda gözümüze çarpıyor. Raflarda DS-300'ü görünce aklımızda neden bilmiyorum ama bu mouse'u denemeliyim gibi de bir algı oluşturuyor bu yazı ister istemez. Kutunun yanında ve arka tarafında teknik özelliklere değinilmiş. Biz zaten bunları birazdan detaylıca anlatacağız. Kutunun kapağını açalım, bir de o açıdan bakalım. İç kapakta genel itibariyle mouse'dan bahsedilmiş ve tam anlamıyla görüntüsü yansıtılmaya çalışılmış. Kutu içi plastik yuvasında net görülmeyebilir diye böyle bir şey yapılmış muhtemelen. Madem öyle biz de net şekilde görelim, yani kutuyu artık açalım ve DS-300 ile tanışalım. İçinden çıkan kullanım kılavuzunu bir kenara koyalım kutuyla beraber. Gerçekten çok sade ve şık görünen bir mouse. Sağ elini kullananlar için yapılmış, güzel de bir tasarıma sahip. Mouse'u elinize aldığınızda malzeme kalitesinin ne kadar iyi olduğunu zaten hemen anlıyorsunuz. Yan tarafında elinizi kaydırmaz özel kauçuk maddeler var. Buna birazdan değineceğiz. Mouse'un kablosu ilginç bir şekilde tam ortada değil, sol tarafta yerini almış. Bu şekilde orta kısım tasarım olarak bayağı bir değişik olmuş. Ortasında istediğiniz rengi ayarlayabildiğiniz bir ejderha logosu var. Hemen üstünde DPI ayarlama tuşu ve scroll ile birlikte altın uçlu USB kablosunu da göstermiş olalım. Bununla beraber örgülü kablosu var. Örgülü kabloya çok önem verenler için bunu da söyleyelim. Yan tarafında mouse çok rahat bir şekilde kavranabiliyor. Baş parmağınız o kısma tamamen oturuyor ve tam anlamıyla mouse'a hakim olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Benim gibi böyle kocaman elleri olan birisi için bu güzel bir durum. Yan tarafındaki tuşları da gösterelim. İstediğiniz gibi makro atayabiliyorsunuz. Ön kısma doğruysa DPI ayarını gösteren ışıkları var. Birazdan onu da göstereceğiz. Mouse'un altında ise ağırlık ayarlayabilmenize imkan tanıyan bir kısım var. İstediğiniz ağırlığı ayarlayıp mouse'u bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İster daha hafif, ister daha ağır, artık keyfiniz nasıl olmasını istiyorsa tamamen seçim size bırakılmış. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Interceptor DS-300 Gaming Mouse ADNS 9800 lazer sensörü kullanıyor. Optik sensör değil. Ancak lazer sensörü birçok farklı yüzeyde sorunsuz şekilde çalışabiliyor. DS-300 10 gün boyunca benim sistem mouse'um oldu ve birçok farklı yüzeyde kullandım. Hiçbir sorun da yaşamadım. Omron Gaming Switch'lere sahip, bu sayede daha uzun ömür ve daha kaliteli bir yapısı var. DPI'ye geldiğimizde ise 8200 DPI'ye kadar desteklemekte. Yazılım kısmında DPI olayına ayrıca değineceğiz. 4 farklı oyun profili var. DPI'ler arası geçiş yaptığınızda da ekranda bu geçişler gösterilmekte. 1 milisaniye tepki süresi var ve polling rate soranlar oluyor. Polling rate ise 1000 Hz. Toplamda 6 adet programlanabilir tuş mevcut. 1.8 metrede örgülü kablosu var. Şimdi yazılım kısmına göz atalım. Ana kontrol kısmında tüm tuşlar ve yapabilecekleriniz belirtilmiş. İstediğiniz profile istediğiniz şekilde atama yapabiliyorsunuz. DPI dedik, 8200 DPI'ye kadar destek var. Dilediğiniz DPI ayarını 50'şerlik dilimler şeklinde yazılım kısmında ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz polling rate'i düşürebilirsiniz. Mouse'un hızını ayarlayabilirsiniz. Çift klik hızına kadar birçok detaylı ayarı yapabilmenize imkan tanınmış. Makro kısmında da aynı şekilde dilediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Profiller arası yapacağınız geçişlerde hangi profile hangi makroları atayacağınız size kalmış. Kayıtlı ayarlarınız varsa onları da ekleyebiliyorsunuz. RGB kısmına baktığımızda ise logo ışığı istediğiniz şekilde değişebiliyor. Sadece nefes alıp verme efekti mevcut. Bu efekti dilediğiniz renkte, dilediğiniz hızda ayarlayabiliyorsunuz. DPI switch ışığını kapatabiliyorsunuz. Tabii ki bu mouse'u alan kişinin bu ışıkları kapatacağını ben pek zannetmiyorum. Yan tarafında da daha önce bahsettiğimiz DPI geçiş ışıkları var. Işık olarak mouse'un tüm ışıklandırmaları bu şekilde. DS-300'ün kendi yazılımı var.
Mystic Light yazılımını desteklemiyor ama onu belirtmiş olalım. DS300'ün kendine özel ayrı bir yazılımı var ve kusursuz bir yazılımı var diyebilirim. Evet, gelelim DS300'ün genel değerlendirmesine. DS300 öncelikle malzeme kalitesi olarak hakikaten çok iyi. Dediğim gibi mouse'u kullanmaya başladığınız anda kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Özellikle büyük ellere sahip olan benim gibi arkadaşlar her mouse'u kullanamıyorlar. Bu mouse şekil itibariyle büyük elli insanları da düşünerek yapılmış. Baş parmağınızı tam anlamıyla kavruyor ve tüm mouse'a hakim olmanızı sağlıyor. Yan tarafındaki kaymayı önleyici kauçuklar da çok önemli bir görev üstleniyorlar aslında. Bu sayede eliniz kesinlikle kaymamış oluyor. Omron switchler olması güzel. Basış hissiyatı ve sağlamlığı bu sayede daha da artmış durumda. Lazer sensörü dediğim gibi farklı yüzeylerde denedim ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ağırlık ayarlama kısmı hassas kullanıcılar için düşünülmüş. İstediğiniz ağırlık boyutuna getirip kullanabilmeniz iyi bir detay. Yazılım olarak da dediğimiz gibi bence kusursuz. Aklınıza gelen her türlü ayarı yapmanıza imkan tanınmış. Tüm bunları birleştirdiğiniz zaman DS300 kesinlikle alınabilir ve benim tam not verdiğim mouse'lardan biri oluyor. Bu kadar beğenmemde kullandığım en rahat mouse'lardan birisinin olmasında payı var tabi. Tasarımı bu duruma izin veriyor çünkü. Fiyat konusuna gelirsek bu videonun yapıldığı gün yani bugün 191 lira civarında bu mouse bulunabiliyor. Google'a adını yazıp fiyat diye aratmanız yeterli. 300'lerden bu fiyata düşmüş. Bu da bu özellikle bir mouse için bence oldukça iyi bir fiyat. Bu arada dediğim gibi Thunderstorm mousepad'i de videoda gösterdim. Eğer denk getirebilirseniz Thunderstorm bir mousepad ile beraber kullanırsanız bu mouse'u çok çok daha iyi olur. Onun da incelemesinin linki bahsettiğim gibi videonun açıklama kısmında olacak. Umarım DS300 hakkında gerekli tüm bilgilendirmeleri size yapabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.